Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, yani derbi maçında doğru taktik, doğru uygulama olarak değerlendirebiliriz. istatistikleri desen verdikten sonra. Tabii yani ki. Beşiktaş deplasmanında. Yüzde yüz, yüzde yüz. Okan Hoca'nın evet bu bu bir haftada kaybettiği iki e, maç üzerinden ki ben o zaman da eleştirmemişim yani korkunç bir performans düşüklüğü var demişim. O korkunç performans düşüklüğünün ve sıkıntıların karşılığında da yedek kulübesi çok zayıf bir şekilde çıktı zaten. Hı hı. Yani belli başlı oyuncular neredeyse artık yok hükmünde sayılıyor. E, o yüzden de orada sadece o kupadan elenmeyi, Türkiye Kupası'ndan elenmeyi sadece ben Okan Buruk üzerinden okumam. Çünkü büyük paralar verilen, büyük umutlar bağlanan belli başlı oyuncular resmen oynamıyor. Hı hı. Yani verim Alamıyorlar. Oynamıyor demeyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Performans veremiyor. Zaha performans veremiyor. Tete veremiyor. Ziyaf veremiyor. Sabik sakatlandı. Oynayamadı. Endombele veremiyor. Yani burada böyle bir gerçek var ve o yüzden sadece Okan Burak'ı orada ben bağlamamıştım. Buradaki maçta da Okan Buruk'un doğru bir set yaptığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki ilk dakikada gelen gol olmasa, 89. saniyede düzelteyim, gol olmasa başka bir maç izleyecektik büyük bir ihtimalle. Ya böyle kilit denen bir maç da olabilirdi ya. Olabilirdi. O da çok Santos'un işine gelirdi. Evet. Ama benim zaten söylediğim ve Barış Uru de geçen programda itiraz ettiği futbol bu abi. Böyle bir şey yok yani bu. Ya otom anayasada şey yazmıyor yani. Beşiktaş hiç gol yemeyecek, ilk gol yemeyecek mutlaka. Bu şekilde sadece ben gol yemeyeyim bir tane atarım üzerinden değil. Bazen de işte rakibini baskılaman lazım ve sen 100 dakika boyunca Galatasaray'a baskı kuramıyorsan burada büyük bir problem var demektir. Yani elimdeki malzeme bu da diyebilir ee, kendine göre. Neyse biz de başka sonuç... bir şey deriz. <laughs> tamam yani sonuçta bu yani sezon iyi bir sezon değil Beşiktaş antrenörler için. Antrenörler yani. futbolu bulmadı yani. Ne olursa kim ne olursa olsun kendi sahanda oynuyorsun. Bu kadar defansif çıkmamalısın dedik. Ya, oyuncu yok konuşuldu. Hayır var dedik. Bir şey ya sen bulacaksın yani. Hep bir bahane bu antrenörler. Hep bir bahaneleri var yani hep. Hep bir bak. O yok bu yok sarı kırmızı bilmem ne cezalıyız. E öbür kulübeye bak. Bak o 19 kulübede Zaha yok. Ziyeh yok. Abdülkerim yok. Sabek yok. Şey Oliveira ile Karagümrük maçı sonrası bir el verdin vermedin diye hmm. bir tartışma çıkmış. E, Icardi'yi oynatmıyor. Zaha ya. Zor bu kadar oyuncuyu yönetmek ay, de ay, zor Barış Ama oyuncu zor. da saygılı olacak. Tabii ki. Şimdi o yok. E baktığın zaman yani herkesin bir eksiği var. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a İspanyol maestro. Derik Kön, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan sarı kırmızılılar sezon sonunda da takviyelere devam edecek. Cimbom orta sahaya önemli bir ismi monte etmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusuna yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İspanyol maestro Tiago'yu kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. 32 yaşındaki oyuncu sakatlıklardan kurtulup yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Kontratı bitecek olan Tiago'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tiago daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Münih'in yolunu tutmuştu. Başta iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki Yıldız, şimdiye kadar toplam 32 kupa kazanmayı başardı. Galatasaray, Genk'in genç yıldızını istiyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Belçika ekibi Genk'te forma giyen Bilal Elkanlıos'u gündemine aldı. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Belçika ekibi Genk'te forma giyen Bilal Elkannus'u gündemine aldı. Haber'de Alman kulüplerinin yanı sıra Bilal Elkannus'a Galatasaray, Benfica, Atletico Madrid, Roma ve Marsilya'nın da ilgisinin olduğu ifade edilirken oyuncunun tercihinin Almanya'da oynamak olduğuna yer verildi. Öte yandan Haber'de Genk'in yıldız oyuncusunu kaybetmek istemediği ve transfer olması durumunda 35 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi. Faslı orta saha oyuncusu bu sezon Genk formasıyla çıktığı 39 maçta 3 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Galatasaray'da Oliveira kararı Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile tartışan ve Beşiktaş derbisinde kadro dışı bırakılan Oliveira'ya para cezası verilecek. İki sene daha sözleşmesi bulunan Portekizli yolların ayrılması ihtimali de araştırılıyor. Fatih Karagümrük ile yapılan kupa maçının ardından soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk'la tartışan ve Beşiktaş maçından önce kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcuya ağır bir faturanın çıkarılmasının gündemde olduğu öğrenildi kadro dışı kalmasının yanı sıra para cezası da verilecek olan Oliveira'nın sözleşmesinin yaşanan disiplinsizlik nedeniyle feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkacağı üzerinde çalışıldığı belirtildi. Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan 31 yaşındaki Oliveira 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Galatasaray'da Mertens'e kal çağrısı. Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mertens'e sürpriz teklif. 2 ay sonra 37 yaşına girecek olan Belçikalı Yıldız'a bir sene daha devam edelim denilecek. Napoli'den Galatasaray'a gelirken 1 artı 1 senelik kontrat imzalayan ve gösterdiği performans ile opsiyonu devreye giren Mertens, ikinci senesinde de yine adından söz ettirmeyi başardı. Galatasaray'da sezon başında Wilfried Zaha'ya yer açmak için Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numaraya çeken teknik direktör Okan Buruk, yedek bıraktığı futbolcusunu yeniden sahneye sürdü. Belçikalı oyuncu Zaha ve Tete'nin hayal kırıklığı yarattığı, Mauro Icardi'nin formsuz ve sakat olduğu, Kerem Aktürkoğlu'nun ise istikrarsız kaldığı dönemde yükselen performansı ve profesyonelliğiyle adeta ders verdi. Beşiktaş maçında ilerleyen yaşına rağmen mücadelesi ile yıldızlaşan oyuncu ile yeni bir sözleşme yapılması için harekete geçildi. Erden Timur'un milli arada Mertens'e bu teklifi sunacağı öğrenildi. Daha önce sözleşmesinin bitmesinden sonra emekli olmayı ve sahalara veda etmeyi düşünen Mertens'in bu öneriye nasıl yaklaşacağı merak konusu. Ailesiyle beraber İstanbul'da ve Galatasaray'da oldukça mutlu olan Mertens, devre arasında Arabistan'dan kendisine yapılan cazip teklifi kabul etmemişti. Galatasaray'da 31 milyon euroluk plan tutmadı. Geçen yaz Şampiyonlar Ligi için kurduğu kadrodan beklediği verimi alamayan Galatasaray yönetiminin kiralık olarak gönderdiği iki oyuncusu üzerinden yaptığı hesap da çarşıya uymadı. Sarı Kırmızılı Kulüp sezon başında Zaniolo'yu Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralarken Sözleşmeye 22 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmuştu. İtalyan yıldız İngiliz kulübündeki maçların %80'inde en az 30 dakika süre alma şartını karşılayamadı. Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün için ise 25 maça bağlı ilk 11 şartı koşuldu. Yunus yedek kaldığı için 9 milyon euroluk satın alma opsiyonu geçersiz oldu. İngiltere'ye gönderdiği Zaniolo ve Yunus'tan 31 milyon euro bon servis kazanma planı gerçekleşmeyen Galatasaray sezon sonunda iki oyuncusunu da geri çağıracak.